Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Tekrar bir aradayız. Hemen kitabımızın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Chris Loud Robert, bu Sis Loud Robert arkadaşlar. Yani Sis Robert'i severdi. Yani ona aşıktı anlamında. Böyle çeviriyorum. Böyle buradan yine nokta buluyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, bu tür cümleleri mesela okumadan önce, anlamlandırmadan önce ben bir defa okuyorum. Ondan sonra anlamlandırma faaliyeti içerisine giriyorum. Önceden belirteyim. I believe that Pauline wants Robert to marry me. When she dies, she talked. Yani burada arkadaşlar sis denen bayan konuşuyor. Yani kendi içinde bakın she talked. Yani düşündü anlamında. Ne düşündü bakalım. Kendi kendine diyor ki I believe that Pauline wants Robert to marry me. When she dies. Zannedersem diyor. Yani öyle inanıyorum ki, Pauline yani öleceği sırada, bakın öleceği zaman, when she dies, öleceği zaman yani Robert'ten benimle evlenmemi yani ister diye inanıyorum anlamında çeviriyorum. Değerli arkadaşlar, bir de üzerinden geçeyim. Ya bakın yani ben yani Pauline öleceği sırada benden bakın yani Robert'ten benimle evlenmemi bakın wants Robert to marry me yani benden Robert'le evlenmemi isteyeceğine inanıyorum da. Believe, inanmak anlamında. Yani öyle ümit ediyorum anlamında diye çeviriyorum arkadaşım. Yani böyle düşündü. Düşündü. Bakalım burada ne diyor? Şöyle gelelim. But Robert is very shy. Demek hala konuşmaya devam ediyor. Diyor ki, but Robert is very shy. Yani Robert çok utangaç birisi. Yani çok utangaç. Şöyle gelelim. Evet. Perhaps his mother won't die. For many years, yani belki de annesi yani many years, yıllarca ölmeyecektir diye çeviriyorum. Şöyle geldim. By that time, yani o zaman by that time, yani o zaman yani demek ki eğer yıllar geçince annesi ölmeyince, by that time it will be too late. Yani artık çok geç olacaktır diye çeviriyorum. Şöyle geldim buraya. Robert will be just an empty man. Robert will be just an empty man who never enjoyed his life. Yani his life cümleye bakalım. Evet, his life burada. Evet. Robert will be just an empty man who never enjoyed his life. Yani Robert arkadaşlar o zaman geldiğinde yani yaşlandığı zaman never enjoyed his life. Yani hayatıyla iyi geçinmeyen yani hayattan hiçbir zaman tat almayan boş bir adam olacaktır diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar, devam edelim. Evet, şöyle geldim. Yine dikkat ederseniz bakın uzun bir cümle. Bunu yine çevirmeye çalışalım. Önce okuyorum arkadaşlar. Sometimes sis stayed in the dark garden until about 10 o'clock. Yani bazen sis saat 10'a kadar, bakın saat 10'a kadar bu karanlık bahçenin içerisinde oturur tek başına. Yani oturur. When she saw the light go on in Pauline's bedroom. Yani ne zamana kadar? Ta ki yani o Paulina'nın yatak odasının ışığının artık kapandığını görene kadar. Bakın. Saw the light go on. Yani go on. Hani ışığının demek ki kapanmasına kadar. Ya da öyle mi anlatmaya çalışıyor? When she saw the light go on in Paulina's bedroom. Evet. Yani tam olarak çevirsek bazen siz karanlık bahçenin içerisinde saat 10'a kadar oturur. Yani ta ki yani bu halası olan Paulina'nın, bakın she saw the light go on in Pauline's bedroom. Yani halası olan Paulina'nın yatak odasının ışığının kapanmasına kadar saat 10'a değin bu karanlık bahçenin içerisinde oturur diye çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Evet. Robert usually stayed in the drawing room for another hour. Bu arada Robert denilen kişi arkadaşlar genellikle arkadaşlar yani bu drawing room yani bu çalışma odasında bir saat daha oturur. Then sonrasında he would go to bed too. O da kendi yatağına döner. Yani o da yatak odasına gider. Yani diye çeviriyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, buradan devam ediyorum. Evet. Sis standing in the garden, bu arada sis denilen kişi arkadaşlar yani bahçede bekler, yani durur. Wanted to go to him yani Robert'in yanına gitmek ister. She wanted to say, oh Robert,
this is all wrong. Yani kendisi yani gidip onun Robert'in yanına gidip "Oh Robert, this is all wrong. Bütün bunlar hepsi yanlış." şeklinde mesela belirtmek ister. Yani Robert'e açılmak ister. But she couldn't do this. Fakat bunu yapamaz. Çünkü Aunt Pauline yani Pauline hala yani halası Pauline would hear. Yani bunu duyar, bu konuşmayı işitir şeklinde çeviriyorum. Değerli arkadaşlar buradan görüyorsunuz. So bu nedenle she went to her aunt rooms. O da yani bundan dolayı yani bundan dolayı kendisi de kendi odasına çekilir şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Bakın she went to her own rooms. Yani kendi odasına gider. Değerli arkadaşlar yani ben bu eser üzerinde pek fazla çalışmış değilim ama hemen yani kaptığım anlamı vermeye çalışıyorum. Bazen zor oluyor arkadaşlar. In the mornings, sabahları ise Robert went to London at about 9 o'clock. Yani Robert denilen kişi arkadaşlar saat 9'da Londra'ya geçer. Yani Londra'ya gider şeklinde çeviriyorum. Şöyle geldim. Pauline rested in bed. Bu sırada Pauline denilen kişi arkadaşlar yatağında dinlenmektedir. Evet. She came downstairs at lunchtime. Yani bu Pauline denilen bayan she yani genelde yani lunchtime'da öğlen yemeği sırasında aşağıya iner diye çeviriyorum. Sometimes bazen she didn't leave her bedroom until tea time. Yani bazen kendisi yani kendisi ta ki yani çay zamanına kadar çay zamanı yani tea time çay zamanı yani böyle akşam 5'e 5 5 doğru 5'e doğrusu arkadaşlar yani akşama yakın çay zamanına yakın yani çay zamanına kadar yani she didn't leave her bedroom yani yatak odasından ayrılmaz anlamında çeviriyorum. Şöyle geldim. But she always looked fresh and young. Fakat yani buna karşın she always looked fresh. Yani her zaman böyle canlı, taze gözükür ve genç gözükür. And young, yani genç gözükür şeklinde çeviriyorum. Değerli arkadaşlar buradan devam ediyorum. Bakalım. Pauline always had a rest in the afternoons. Yani Pauline denilen bayan arkadaşlar yani genellikle daima daima öğleden sonraları dinlenmeye çekilir. Dinlenir anlamında. When bakalım arkadaşlar. Şöyle geldim. When the sun shone yani her ne zaman güneş parıldığında yani parladığında yani güneş ortaya çıktığında she liked to lie outside yani dışarıda uzanıp yatmayı and bed in the warm sun ve o güneş ışınlarının sıcaklığı altında, ılıklığı altında yani güneş banyosu, bed yani banyo yapmayı sever, liked, sever arkadaşlar. Yani bed in the warm sun yani güneş banyosu yapmak anlamında. Değerli arkadaşlar görüyorsunuz buradan şuraya geçtim, şuraya. Behind the stables, behind the stables yani ahırların arka tarafında there was a second smaller courtyard yani which was surrounded by trees. Yani ağaçlarla kaplı. Bakın, surrounded by trees. Ağaçlarla kaplı. Küçük bir ikinci bahçe vardır. Bir daha çeviriyorum. Behind the stables. Stables bu da ahır. Demek ki bu evin içinde ahırlar da var arkadaşlar. Önce de bahsettik. Behind the stables. Yani ahırların arkasında. Ahırların arkasında. Bakın sondan geliyorum. Yani ağaçlarla kaplı. Which was surrounded by trees. Yani ağaçlarla kaplı. İkinci bir bahçe. Bakın, second smaller courtyard yani ikinci küçük bahçe hani bir ikinci küçük bahçe vardır. There was vardı anlamında çeviriyorum. Tabii arkadaşlar buradan devam ediyorum şöyle. The sun shone right down into this little courtyard. So it was the perfect place for sunbathing. Yani the sunshine yani bu güneş ışıkları arkadaşlar tam olarak diyor bu küçük bahçeye vurmakta. Yani içine bu küçük bahçenin içerisinde vurmakta. Bu nedenle so it was a perfect place for sunbathing. İşte diyor burası özellikle bu güneş banyosu yapmak için yani güneşin altında bronzlaşmak için çok mükemmel bir yer yani bir mükemmel yerdir diyor burası arkadaşlar. Değerli arkadaşlar görüyorsunuz kelime kelime gitmiyorum yani cümleyi anlam veriyorum burada. Evet. Şöyle gelelim. Şöyle nokta buldum. İşte burada siz put a chair for Pauline to lie on. Yani siz denilen kişi arkadaşlar Pauline için yani böyle demek ki bir şezlong
Yani onun Paulina'nın mesela uzanıp yatması için bir şezlong yani bir çeyir bir sandalye koymakta buraya ki burası a large umbrella and blankets yani büyük bir şemsiye ve birkaç mesela blankets yani battaniye demek arkadaşlar battaniye demek tam olarak çevirelim işte buraya siz Paulina'nın yatıp uzanması için bakın yatıp uzanması için a large umbrella hani battaniyeler büyük bir şemsiye ve bir şezlong bir çeyir bırakmaktadır diye çeviriyor. Buradan gelelim şuraya. If the sun become too hot, eğer güneş mesela güneş ışınları mesela yani yani çok sıcak olduğu zaman çok sıcak olduğu zaman sıcak olursa diyelim arkadaşlar çok sıcak olursa Pauline could lie in the shade of the umbrella. Yani Pauline bu sefer ne yapıyor? Umbrella'nın yani şemsiyenin gölgesinin altına geçiyor. Yani orada uzanıyor arkadaşlar. Diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar bu bölümü de burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.